2017 yılından başlap Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'daki 3 milyondan artık Uyghur ve başka milletlerge kartılgan zulüm ve asimilasiya siyasetinin vasıtısı boğan ceza lagırlarda ziyankeşlik devamlaşmakta. Zulüm ve ziyankeşlik mekanizminin yeni halkısı Xitay'nın Uyghurlarını Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları ve başka caylardaki zavutlarda erzan emge küçü süpüde işletilişiydi. Xalqaro qonun doirasida jinoiy qilmish bo'lgan bu ahvolga qarshi Amerikani o'z ichiga olgan bir qism davlatlar Xitoydan paxta va boshqa to'qimchilik buyumlarini boykot qilishga chaqirdi. Xitoydagi kompyuter qattiq detal qorashtirish zavodidan ayrilgan va Sharq Turkistondagi to'qimchilik zavodida ishlashga boshlagan 35 yoshli Xitoy ishchisining oshkorlashicha Uyg'ur ishchilari Xitoy ishchilarining maoshining 2 hissasidan tuyan bir maoshga ishlashga majbur bo'lgan. Gerçi Xitay hükümeti ilgiri Uyghurlarının zavodlarda erzan emge küçü süpüde işleşke mecburlanğalığını ratkagan bozuma, ama Xitay karğancılarının Uyghur işçilerini kemistedigallığını ve ulanın Xitay işçilerden işkiyesi tüven maaşkı işleşke mecburluğunu inkar kılamaydı. Çünkü Xitay'nın hizmetçi kubul kılış uhturuşu, Xitay işçilerinin bu meseledeki uhçurları ve teşvikatı Uyghurla düşkegen adaletsizlikini ispatlaydı. Dünyadaki ikinci çoğun iqtisat ve işlep çıkırış merkezi boğan Xitay, yeni tipteki Wuhan virüsü yokumu sebebiden yakınki 28 yıldan bu yankı en nacar iqtisadi körsetkişini aşkarladı. Tünü gün Xitay'da ilan kılıngan sallıq məlumat qıqarganda, birinci pesilde devlet işçideki işki işlep çıkırış umumu kımmeti 6.10-8% tövallegin. Bu nisbet Xitay hükümeti 1992 yıldan bu yan ilan kılgan resmi iş sallıq məlumatları işçideki en nacar netice körsetkişi. Yakınki pesildikigi seleştirganda birinci pesilde Xitay iqtisadi 9.10-8% tövallegin. Virusning merkezi bo'lgan Xitoyda virusning tarqalishini azaytish uchun zavodlar taqilib, sayohat va yurish cheklovimiz qo'yildi. Bularning hammasi ta'minlash zanjirining merkezi bo'lgan Xitoydan boshlanib, dunyoning har qaysi joylarida ta'sirini ko'rsatdi. Hamda ta'minlash va ehtiyojdan kelib chiqqan dunyoviy krizisini keltirib chiqardi. Amerika Prezidenti Donald Trump yeni tipteki Wuhan virüsü yıkımında kaza kılanların sani en köp devletinin Amerika emez, belki Xitay ikkenligini. Şundakla virüsünün Wuhan'daki tecrübe hanından çıkanlığını oturgu koyuşunun logiklik ikkenligini etti. COVID-19 tuncuk etten baykalgan Xitay'nın Hubei ülkesindeki Wuhan şehirlik hükümet tünü gün virüs bilen kaza kılanlar sanığı tüzdü şükürgüzdü. COVID-19 virüs sebepten kaza kılanların sani kasten azaytılgalığı ilgiri sülügen Xitay virüsünün menbesi boğan Wuhan'da kaza kılanların sanının köpeygeligini ilan kaldı. Xinhua agentliğinin haberge karganda Wuhan'da burun 2579 adam kaza kılan deb ilan kılıngan bulup, bununla yeniden 1290 adamını koş arkalık hayatıdan ayrılgalığı sanının 3869 deb üzgertilgeligi ilan kılıngan. Bunun bilen Xitay'nın resmi sallıq məlumatlarına qarğanda COVID-19 sebeple kaza qalanlar sani 4632'ye yetken. Nobel mükafatı sahibi virüsşünas Profesör Luc Montagnier Fransiya mətbuatlarına qalan sözü de COVID-19'ni keltirip çıkagan SARS-CoV-2 virüsü da AIDS virüsünün parçaları barlığını oturgu koydu. Montagnier virüsünü fakat tecrübe handılı işlep çıkırışkı bolu dağılığını oturgu koydu. AIDS virüsünün baykağalığı için 2008 yılı Nobel Medicina mükafatına erişken tatqiqatçı mındık dedi. Tatqiqatımızda biz bu virüsünün özgergeliği doğrusu da yekün çıkardık. Şaparan'ın klasik virüsü modeli var. Bu modelga VIH bölekleri koşulgan. Montagnier özünün bu özgürüşünü kimden özgürkerliğini bilmeydiğalığını, ama Wuhan'daki tecrübe kanında işlep çıkırılgan buluşu mümkünlüğünü etti. Yeni bir taraftan Amerika'da yeni tipteki Wuhan virüsünün menbesinin Xitay'nın Wuhan'daki tecrübe kanısı buluşu mümkünlüğü karta guman bağansır küçeymekte. Amerika Taşkışla Ministri Mike Pompeo ve onun Rusyalik mensepteşi Sergey Lavrov'nun Amerika bilen Rusya oturusuki koralsızlanış söküptini müzakir kıvallığı oturgu koyuldu.
Amerika Devlet İşleri Ministerliğinin bayanatçısı Morgan Ortagus, Pompeo bilen Lavrov'un uçuruşu doğrusu da yazma bayanat ilan kaldı. Minister Pompeo'nun Xitay'nın yadro koralsızlandırış sökbitiği katnışı gerekliğine təkidligeligi eğitilgan bayanatı da, Prezident Donald Trump'nın tasavvuruğu asasen, kelgüsüdeki koralsızlandırış sökbitini 3 tereplik elip biriş gerek deyildi. Bayanat yana COVID-19 yokumu, Rusya'da tutup durulgan Amerika puhraları ve Amerika bilen Rusya oturistiki işkitereplik meselelerinin müzakir kalınğalığı bildirildi.